bol bol dinlenip kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılsınlar. Sömestr tatilini dört gözle bekleyen öğrencilere sevindirici haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. İllere gönderilen genelgede çocuklara tatilde ödev verilmemesi istendi. Tatilde ödevim yoksa basketbol oynarım, futbol oynarım. İkisini oynarım. Bir de kitap okurum. Bazen zorlandılar, bazen çok sevindiler. İyisiyle, kötüsüyle bir eğitim öğretim hayatı da yaralanırken öğrencileri sevindiren haber bakanlıktan geldi. Tatilde dinlensinler. Diyoruz ki öğretmenlerimize lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin. Oyun oynarım, kitap okurum. Kuzenlerime giderim, onlarda kalırım. Ben ödev yapmalarından yanayım. Çünkü tekrar yaparlarsa daha etkili olacağını düşünüyorum açıkçası. Unutabilirler diye düşünüyorum konuları. İllere gönderilen genelgede öğrencilere tatilde ödev verilmemesi istendi. Yine de ben çalışırım. Olsun, çalışırım yine de. Oyunu da oynarım. Sinemaya gideriz. Çocuğun gelişimini etkileyecek şekilde oyunlar oynanır. İlk önce kitap okurum. Sonra kitabı okuduktan sonra dersi hiç bırakmam da gezerim, kuzenimlere giderim. Sevinir misin, ödev olmasa? Yok, çok değil. Bakanlık ödevden ziyade öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere yönlendirilmesini öneriyor. Vallahi iyi bir şey olur aslında. Çünkü dinlemeye ihtiyaçları var. Çok yoruldu çocuklarımız. Biraz dinlenseler çok iyi olur. Ve tabii karne. Karnenin bir amaç değil, bir araç olduğunu velilerin de bilmesi gerekiyor. Uzmanlar velilerin çocuklara karne baskısı yapmasının öğrenci gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği konusunda uyarıyor.